Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size bu modelin, motifin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Instagram üzeri ısrarla istenen bu modeli daha önce yapıldığını ve izleyip anlamadığını şöyle net bir şekilde tane tane anlatıp öğretmen edasıyla anlattığımı söyleyen naçizane arkadaşımız için artık ısrarına dayanarak şöyle bir yaprak bir de balon göstererek sadece motifin ayrıntılı gösterip zaten 588. modelinde dağ modellerimiz var. Aralarına sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Parmağımızdaki ipimizi bu şekilde ipimizin üzerine yatırdık. Ve arasına girip sık iğne ile 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen halkamın içine girip bir tane yuva elde ediyorum. Bu birinci yuva. Şöyle ekran görüntülüğünü şöyle sağlam olup olmadığına bu şekilde yani sihirli halkamızın olup olmadığını bu şekilde anlıyoruz. 5 zincir bakın 2 ipli olan taraftan şöyle ortadan girip yuvamızı buraya sık iğne ile sabitliyoruz. 5 zincir. Kapattım. 5 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Tekrar 5 zincir. Sonuncu 5. yuvamı da bu şekilde buraya kapattım. Hemen bakın bu ipimi şöyle çekip yuvamı daralttım. Yuvama şöyle güzel bir şekil verdim. Fazla da daraltmayalım arkadaşlar. Çünkü aralarına girip bize lazım olacak. Şöyle biraz açalım fazla daralırsa. Daratırsak şöyle tırnağımızla açıp şöyle yuvamızı genişletebiliriz. Bakın bu şekilde. Hemen sık iğne ile giriyorum. Buraya yuvamın içine geçtim. Bu yuvanın içine balon yapacağız. Onun için de bu şekilde 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki zincirin içine girip bir tane ilmek çıkarıyorum. Zincirin içine girdim. İçinden bir ilmek. 3, 4, 5, şöyle 6.ya da giriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın sık iğne ile demin geçtik ya yuvanın içine. Onun kenarından da bu şekilde girip 7.yi de bu şekilde alıyorum. Tekrar alalım, katalıyoruz. Kenarından girdim. İlmeğimizi aldık. Bir tane de yuvadan toplamda 8 tane buraya yuva yapmış olduk. Bakın 2 2 2 alarak başa kadar bu 8 yuva ilmeği çekiyorum arkadaşlar. 2 2 şöyle 2. Evet, 8 tane bu şekilde ilmeğimizi topladık. Şimdi bu 8 olan yuvamızı 6'ya eksilteceğiz arkadaşlar. Bakın hemen ilk telin arasından tam ortasından girmiyorum. Sadece telini alıyorum. Telini aldım. 2 telini alıyorum. Telini alıyorum. Telini aldım. 5 oldu. Telini alıyorum. 6. Bakın bu sık iğne de yuvadan alma yok. Bura 6 oluyor. Bu 6'yı da aynı şekilde ikişer ikişer başa kadar çekiyorum arkadaşlar. 2 2 2 Şimdi bakın 8'den 6'ya düştü yuvalarımız ve 6'dan da 4'e düşecek. Hemen buradan telini aldım. Arasına giriyorum. Bir
2 tane ilmek çıkarıyorum. Arasına giriyorum, bir tane ilmek çıkarıyorum, 3. Araya giriyorum, tele giriyorum, bir tane ilmek çıkarıyorum, 4. Evet. Şimdi bu 2 tanesi kalıyor arkadaşlar. Bakın şu tümseklerden de anlaşılacak. 2 burada, 2 burada. Kısaltma işlemi var. Eksiltme işlemi var. Tekrar 3 seferde aldım. Bakın. 3 sıra yaptık. Birinci sıramız 8, ikinci sıramız 6, üçüncü sıramız da 4 tane ilmekten oluştu. Şimdi tekrar 8 ilmeğe geri toplayacağız bunu arkadaşlar. Aynı işlemleri tekrar yapıyorum. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4. Bakın sırayla bu kalan 2 ilmeğe indik. Altından eksilttiğimiz bu 2 ilmek var ya. Onları şöyle geri alıyorum. 5. Geri alıyorum. Şu sondaki ilmeği alıyorum. 6. Hemen bir alttaki ilmekten girip bu şekilde tek katından alıyorum. 7. Bir tane de yuvadan alıyorum. Demin yuvadan almamıştık. 8. Bakın. Şöyle 2. 2 olarak bu 8 ilmeğin 8'ini de geri bu şekilde alıyorum. Bakın. Burası tam ortası oluyor çiçeğimizin, yaprağımızın, artık balonumuzun ne derseniz arkadaşlar. Burası tam orta oluyor. 8, 6, 4, 8. Şimdi tekrar 4, 6, 8 olarak öbür tarafını yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan tekrar bir ilmeğimiz var. İlk telinin arasından giriyorum. Şöyle bir tane daha ilmek çıkarıyorum. 2. Tekrar şöyle girip bir tane daha ilmek çıkarıyorum. 3. Hemen yanındaki, bakın, telin arasından giriyorum. 4. Şimdi bunu 2, 2, 2. Bu şekilde yaptık 4 ilmeğimizi. Bu 4 ilmek şimdi 6'ya çoğalacak. Buradan 2 tane daha ekleyeceğiz aşağı inip. Bakın arkadaşlar bu şekilde şimdi telin arasından giriyorum. Hemen buradan bir tane ilmek alıyorum. Sıradaki telin arasından girip bu şekilde ilmek alıyorum ve ilk defa arkadaşlar ipi esnetmek çok ince olduğu için biraz fazla esnetmeyin. Ben daha önceden esnetmişim sanırsam. Hemen aşağıya iniyorum. Bakın. 2 tane ilmek alıyorum. Bu 4 olan ilmeğimi 6'ya çıkarıyorum. 6'ya çoğalttım. Yine 2. Yine 2. Yine 2. Bakın. Yine 2. Ve yine 2. Şimdi arkadaşlar bu son 8 sırayı nasıl yapacağız? Bakın. Burası biraz kalın olması için tüm geri dönüş olmayacak burada. Burada dibinde şöyle bir zincir çekerek ilmeklerimi topluyorum. Bakın. Girdim telin arasına. Önceden telin üzerinden alıyorduk. Bu son sırada çok farklı. Çünkü hani burasının kalın olması lazım. Dördüncü için de bu şekilde buraya, bakın, 4 tane ilmek aldım. Aşağıya iniyorum. Aşağıdan da 2 tane ilmek toplayacağız bu şekilde. Ve 5 oldu. Bu şekilde. Tekrar hemen yanından alıyorum. Dibinde şöyle bir zincirimi çekip böyle daha kalın bir kenar elde etmek istiyorum. Tekrar şöyle bu ana yuvadan 5 zincirli yuvadan da bir tane ilmek alıyorum. Şöyle 2. Şöyle 2. Şöyle 2 olarak başa kadar bu şekilde topluyorum. Tek tek almaktan bu daha kalın oluyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir kenar görüntüsü veriyor. Şöyle sıkı sıkı 2. Sıkı sıkı 2. Kenarımız bu şekilde sert bir görüntüye sahip oluyor. Hemen bakın şöyle köşeye hem oturması için bir tane zincir çekiyorum. Döndüm, ters tarafındayız. Şöyle dibine batmıyorum, bir sonrakine
kapatıyorum. Şöyle yuvarlak bir dönüşüm olsun diye. Tekrar yanındakini arkadaşlar, kalın olsun istiyorsanız şöyle bir defa dolayalım. Dolamıştım öbüründe de. Tekrar bir defa doluyorum. Şöyle kalın bir sık iğnemiz oluyor şöyle. Burada sahte trabzan diyorduk. Bir defa doladım. Bu şekilde bakın. Tüm sık iğneleri kapattım bu şekilde. Şimdi sonuncu köşeyi döneceğim için bakın buraya sadece bakın hiç dolamadan bakın bakın diyorum ama çok sanırsam ve buraya bu şekilde sık iğne yaptım. Şöyle yine bir zincirimi çekiyorum köşede. Bu hani tel almıştık ya. Bu zincirlerin olduğu yerde sık iğne yaparak bu şekilde aşağı doğru iniyorum. Bak. Burada 6 zincirimiz vardı. Onun kenarlarına sık iğne ile iniyorum. Şöyle. İnşallah, umarım anlaşıldı arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ters tarafındayız. Sonuncu sık iğnemizin de içine giriyorum. Bu şekilde. Şöyle düz yüzüne bakalım arkadaşlar. Yaprağımız nasıl oldu? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Yaprağımız oluştu. Şimdi şuraya da sarı renk ve koyu mordan yapacağım. Bu şekilde bu yapraktan 3 tane yaprağımız olacak. Evet, minyatürleri de bu şekilde hazır. Resimde gelen sayılar bu şekilde büyük oluyor arkadaşlar. Saydığıma göre resimdekinin. Ben biraz tabii daha hem de kolay oluyor. 8-6-4. Hemen 8-6-4. Bu şekilde yapraklarımızı hazırladık. Şimdi kenardaki iki yeşil yaprağı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tığımızı tutturup şöyle bir tanesini yapacağım sizler için. Hemen şöyle anlaşılır yavaş bir şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben bu yaprağı biliyorsunuz hep çok sevdiğimi söylerim. Devamlı takipçilerim belki bıktılar. Evet, şöyle bir zincirimi çektim sık iğneyle 5 zincirli yuvaya girip bir zincirimi bu şekilde çekiyorum. Bir defa tığımın başını doladım. Aynı yuvanın içine girip bakın bu 3 ilmeğimin 3'ünü de bu şekilde çekip kenarına 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi hemen bu yaptığım sahte trabzanımın içine bu şekilde kapatıp bir tane tomurcuk yaptım. Dibine şu şekilde iyice bir zincir çekiyorum. Aynı yuvanın kapattığım yuvanın içine girdim. Şöyle bir zincir çektim. Hemen bu eflatın yuvamızdan da girip onun dibinde de bir tane çektim. Yine 3 tane ilmeğimiz var fakat bu sefer 2 2 olarak çekiyorum. Yine başında 5 zincir. Tomurcuğumu telimin arasına girip kapatıyorum. Hemen bir zincirimi çektim. Aynı şekilde buraya yuvayı kapattığım yerden ilmek aldım. Sıradaki telin arkasından girip dibinde bir zincir çekerek ilmek aldım ve yuvadan da girip ilmek aldım. Şöyle 2 2 2. Bu kenar tomurcuk sayımız 5 olana kadar yaprağımızı çoğaltacağız. Ve kapatıyorum bunu buraya bu şekilde. Aynı yuvanın içine girdim. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir. Sırayla bakın. Tellerin arasından girip ilmeklerimizi topluyoruz. Hemen yuvaya da giriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sayımı çoğaltıyorum. 2 2 2 2 ve 2. Şimdi dördüncü tomurcuk için 5 zincir kapatıyorum.
Hemen arkadaşlar şöyle dibinde de bir zincirimi çekiyorum. Ama zincirim pek sıkı olsun. Ve tümsek fazla atmasın. Aynı yuvanın içine girdim. Şu şekilde. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir. Şunu katlayalım. Şöyle sıradaki telimin arasına giriyorum. En son yuvama da girip arkadaşlar 3 6 bir tane de mor yuvaya girip bu şekilde bakın bitiriyorum. Yine başa kadar 2 2 2 2 2 2. Evet, yaprağım bu şekilde arkadaşlar bakın. Sonuncusunu sık iğne yaparak aşağı ineceğiz. Şöyle 5 zincirimi çekiyorum. İlk telimin arasına girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle bir zincirimi çektim. Hemen yandaki yani sıradaki telin içine girdim. Bir zincirimi çektim. Sıradaki telimin arasına girdim. Arkadaşlar bunu öbür yaprağın büyüklüğüne göre yaprak yaptık. Bunu isterseniz bir tık daha küçük yapabilirsiniz. Şimdi ben yaptım, sökmeyeyim. Siz sadece 4 tomurcukludan da yapabilirsiniz. Çünkü öbür yaprakta büyük olduğu için yaprakları biraz ona uygun olsun diye büyütmüştüm. Bakın. Arada bir zincirimi çekiyorum. Bu şekilde sabitledim. Onu küçülttük. Yaprağı küçültmeyi unuttuk. Ve bu şekilde. Sonuncusunu da yine bu yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Mor yuvamın içine. Bitirdim. Tekrar bakın aynı işlemi aynı yaprağı yapmak için bu sonuncu yuvamın içine girip bir zincirimi çekiyorum. Bir defa dolayıp tığımda olan 3 ilmeğimi 3'ünü bu şekilde alıyorum. 5 zincir. Aynı şekilde arkadaşlar burada ne yaptıysak burada da yapalım. Şöyle dibinde de bir zincirimizi çekelim. Hemen bunu ben tamamlayıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar sihirli halka ile yaptığımız yuvalar var ya. Bakın buradan ortasından tam ortasından girip buradan çıkıyorum. Tohumumuzu buraya yapacağız böyle yuvalar. Bir, iki zincirimi çekiyorum. Sırayla buraya küçük küçük ikişer zincirli kirpikler yapıyoruz. Bir, iki zincir. Bunu elinizde sihirli halka ile de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde. Yapraklardan da bu şekilde ikinci. Tekrar 3. Tekrar toplamda 5 tane bu şekilde yuva hazırlıyoruz. 2 zincirimi çektim. Ve şimdi morumun arasından giriyorum. 4 ve 1 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yaptığım yuvamızın içine şöyle açayım. Net gözüksün. İlk yaptığımız 2 zincirli yuvamızın içine giriyorum. Buraya sabitliyorum bu şekilde. Şimdi bu 2 zincirli yuvalara yine 2 zincir çekerek şöyle 2 sıra daha yapacağız arkadaşlar. Bakın sıradaki hemen 2 zincirimi şu taraftan da daha net gözükür. Giriyorum. Kapattım. 1 2 zincir. Hemen kapatıyorum. Bu öbüründe 3'er zincirliydi arkadaşlar. Küçülttük diye. Tohumunu da küçültmek istedim. İkişer zincire düşürdüm. Tekrar 2 zincir. Şöyle döne döne yapıyoruz. Bu işlem çok kolay arkadaşlar. Kamerada sanki anlatınca zormuş gibi gelmesin size. Şöyle 2 sıra ikişer zincir yaparak dönüyoruz.
Şimdi sıra bakın. Burada. Tekrar şöyle bir iki zincir. Sıradaki iki zincire kapatıyorum. Şöyle minik bir tohumunu attık ya arkadaşlar. Şimdi bunu artık hiç zincir çekmeden şöyle sık iğne yaparak 5 tane sık iğne yapıyorum. Döne döne 2 sıra 2 zincirle bir sırada şöyle bir sık iğne ile kapatıyoruz. Evet, bu ve sonuncu. Bakın sık iğnemizi de içinden geçiyoruz. Şöyle düştüğü için arkadaşlar sonuncu sık iğnemiz de şöyle orasıymış. Kapatıyoruz. Şöyle bakın minicik bir delik kalıyor arkadaşlar ortasında. Oradan şöyle bir zincirimi çekip şöyle ipimi kestim. Evet, bu şekilde oluyor. Şimdi bunu bu yaptığımız yuvayı şu alttan bakın. Aynı ters boru gibi yaptık bu şekilde. Buradan yuvadan ilmeğimi tığıma takıyorum. Arka tarafına doğru çekeceğim. Şöyle arkadaşlar. Ortasına da bakın. Tam oldu bu şekilde. Çok hoş oldu. Birebir oturdu. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi ortasının damarlarını atacağız. Şöyle en ortada hani 8 ile tam ortası demiştim ya. Oradan arkadan girdim. Arkadan da arkadaşlar bir tane düğüm yapıp şöyle 2 ilmekten şu şekilde geçip giriliyor. Şöyle. Şimdi bunu tam hizası olun. Bakın bir iki tane sık iğne sağda, iki tane sık iğne de solda bırakarak tam ortadaki sık iğnemizden şöyle giriyoruz. Bakın. Buradan ipimi çekiyorum. İpim de arkadaşlar bunlar yaparken gayet güzeldi. Şimdi teli açıldı. Bir tane kaldı diye ben de yeniden yapmadım. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bunu tam köşesi olan yerden şuradan iğnemi sokuyorum. Şöyle bir tık alttan. Bakın. Bunu tam üstteki sık iğneden, bunun bir altındaki sık iğneden şöyle burayı şöyle anlatayım. Bakın. Şurada bir sıra, bunun altı bir alt. Bir alt ilmek. Çünkü boyumuzun kısa olmasını ve hem de yandan görüşlü olması için bu şekilde sondan giriyorum. Bakın. Sondan ve bir alt ilmekten. Evet. Aynı şekilde İlk yaptığımız hani buradaki yuvamız vardı ya girdiğimiz. Oradan giriyorum. Yine tam köşedeki bir alttan bir ilmek bırakıyorum. Şöyle bir alttan giriyorum. Bu şekilde üçgen oluyor. Hem bir alttan kısa oluyor hem de bu şekilde köşeden köşeye de üçgen bir şekilde güzel oluyor arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Çok basit. Benim uzun uzun konuştuğuma bakmayın. Anlamanız için bu şekilde konuşuyorum. Anlatabilmek için bu şekilde konuşuyorum. Şöyle dibine de bir tane şöyle halkanın içinden geçerek bir düğüm atıp siz bunu iki defa atabilirsiniz. Benimki örnek amaçlı. Hemen bunu yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu menekşeye benzesin diye bu şekilde yaptım. Bakın şimdi vaktim olmadığı için bunu da damarına atmak isterdim ama atamadım. Bakın arkadaşlar bu mevlüt örtülerimiz için bu da küçük tülbentlerimiz için bu şekilde. Şöyle bunu pembe de yapabilirdik arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. Bunu pembe, bunu sarı, bunu da aynı mor renkten yapıp bu şekilde menekşe görünümü verebilirdik. Siz istediğiniz renklerden çalışabilirsiniz tabii ki.
Arkadaşımız bunu isteyen arkadaşımızın ismini hatırlayamadım ama yoruma yapıp bana bir teşekkür edebilir. Onun için bayağı bir emek sarf ettim arkadaşlar. Bir de ben arkadaşlar biliyorsunuz ara ara örgü modelleri atıyorum. Örgü modellerime beğeni yaparsanız hani yorum yapmayıp izlemeyebilirsiniz. Hani anlamıyorum ben örgüden deyip izlemeyebilirsiniz ama bana destek amaçlı hatırım için bir beğeni çok görmezsiniz inşallah. Aramızdaki arkadaşlık münasebetine dayanarak sizlerden örgü videolarıma da beğeni atmanızı şöyle ben de örgü yapmayı çok sevdiğim için bana destek olmanızı istiyorum arkadaşlar nacizane. Evet, yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Böyle çok hoş, zarif bir model oldu arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.